Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV hepiniz hoş geldiniz. Bizleri izleyen seyircilerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı online olarak siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Bugün yanımda AKMEK Sanat Tasarım Dalı'ndan kaligrafi kurs eğitmenimiz Seher Avcıoğlu ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Seher Avcıoğlu, Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği mezunuyum. 5 yıldır AKMEK'te görev yapıyorum. Peki hocam ilk önce kaligrafi ne demek? Kullandığımız malzemeler neler? Bize söyleyebilir misiniz? Kaligrafi en temel anlatımıyla güzel yazı demek. Harflerin belli bir boşluk bırakarak, belli bir süsleme sanatıyla süsleyerek güzel yazı şeklinde yapıyoruz. İlk aşamalarımız neler? Kurs değerlerinizi ilk gösterdiğiniz şeyler neler? Uygulamalı olarak isterseniz gösterelim, seyircilerimiz de görsünler. Gösterelim. İlk aşama olarak kareli bir defterimiz olacak. 2 tane de kurşun kalem. Bu kurşun kalemle en baştan temel olarak çizgi çekmekten başlıyoruz. Kalemlerimizin uçlarını karenin köşelerine getirerek tek bir çizgi oluşturacak şekilde 2 kalemi aynı anda kullanarak başlıyoruz. İlk etapta çizgi çalışmaları yapıyoruz. Çizgileri düzgün yaptıktan sonra çeşitli şekiller yaparak kalem kullanımını, kalemi kullanırken ucunu nasıl tutmamız gerektiğini oturtmamız gerekiyor. Bu şekilde şekillerle kalemi tutmayı öğreniyoruz her şeyden önce. Daha sonra şekilleri bitirdikten sonra birkaç süsleme şekli yapıyoruz. Süslemelerden de bir tane yapayım mesela. Süslemelerden sonra küçük harflere A'dan başlıyoruz. Z'ye kadar küçük harfleri öğrendikten, oturttuktan sonra büyük harfleri baştan başlayıp sonuna kadar öğreniyoruz. Harfleri öğrendikten sonra kısa kelimelerle, mesela 3 harfli kelimelerle, ana, baba, 4 harfli kelimelerle önce bir yazıyı oturtuyoruz. Boşluk bırakmaktır, işte hizalamaktır. Bunları yaptıktan sonra kurşun kalemle işimiz bitiyor. Peki sonra, hocam bu kurs yerleriniz bu ilk aşamada zorlandıkları oluyor mu? Tabii ne kadar sürede öğreniyorlar bu ilk aşamayı? İlk aşamada en başta bir kere kalem tutmak konusunda çok fazla zorlanan öğrencilerimiz oluyor. Öğrencinin el yeteneğine göre, becerisine göre ya da ne kadar çok çalıştığına göre öğrenme aşaması değişebiliyor. Her şeyde olduğu gibi kaligrafide de değişebiliyor. Değişiyor. Daha sonra aşamamız nedir hocam? Daha sonra kaligrafi kalemlerine geçiyoruz. Kaligrafi kalemleri birçok çeşitli olabiliyor. Bunlar kullandığımız kalemler. Bunların numaraları var. Kimisi ince, kimisi kalın yazıyor. Biz en başta 5 numaradan başlıyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Bu kalemler tabii ki özel. Uçları düz kesik. Bu kalemlerin yan kesik. Bazı öğrenciler ikisini beraber kullanabilirken bazıları düz kesik, bazıları sadece yan kesikle yazabiliyor. Bu da onların el becerisine bağlı. İlk önce ince kalemle başlıyoruz. İlk öğrenmek istediğimizde. Çok ince değil, 5 numarayla başlıyoruz. Tamam hocam, bir gösterelim isterseniz. Bu kalemlere geçtiğimiz zaman da aynı kurşun kalemde yaptığımız gibi çizgi çekmekten başlatıp yine aynı aşamalardan geçiyor. Harfleri tamamen öğreniyor. Sonra isim yazmaya başlıyoruz. İsimlerini yazdıktan sonra cümle yazmalara geçiyoruz. Cümlelerden sonra dörtlük yazabiliyoruz. Öğrencinin tercihine göre değişebiliyor bunlar. Peki kursiyerler bu kursa ne için geliyorlar hocam? Kursiyerler bu kursa hobi amaçlı da gelebiliyor. Ticari amaçlı da gelebiliyor. Bunu öğrendikten sonra çok güzel hediyeler yapabiliyorlar. Hem yakınlar için hem başka yerlerde mesela hediye etmek istedikleri bir durum olduğu zaman güzel ve zarif bir hediye oluyor. Onun dışında mesela davetiye yazımı yapabiliyorlar ya da tabak yazımı yapıp satabiliyorlar bunları. Eve ekonomisine de katkıda bulunabiliyorlar. AKMEK'te kaç tane grup kursiyerleriniz var? İlgi nasıl? Talep çok geliyor mu hocam? Talep akşam kurslarımızda erkeklerden daha fazla olduğu için ilk biz bunu erkek kurs karma kurslarla başladık. Hem erkeklerimizin hem bayanlarımızın katılabildiği hem de çalışanlara yönelik olarak akşam kurslarıyla başladık. Daha sonra gündüz kurslarımız da oldu. Şu an 3 grubumuz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Yoğunluk çok fazla. Evet, biraz. Evet hocam. Gördüğüm kadarıyla hani zevkli bir iş. Ama ilk önce tabii ki inanmak lazım bu işi başarmak için. Her işte olduğu gibi ince detayları var. Aşamaları da saydığınız gibi ilk önce tekrar anlatalım isterseniz seyircilerimize. Kareli kağıt alıyoruz ve üzerinde kurşun kalemle çalışmaya başlıyoruz değil mi? Evet, kurşun kalemle öğrencilerimin çokça yaptığı bir espri var. İlkokula yeniden başladım diyorlar. Çizgi çekerek başlıyoruz. Çizgi çekmeyi bilmeleri gerekiyor. Aynen, en başta çizgi çekerek. 2 kalemi bir arada kullanmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra harflerden sonra birkaç kelime yazmak,
işte dediğim gibi cümle yazmak. Daha sonra kaligrafi kalemlerine geçerek bu süreci tekrar baştan alıp devam ediyoruz. Evet hocam. İsterseniz diğer bir örneğimizi göstermeye başlayalım seyircilerimiz için. Önce kağıtlardan başlayalım isterseniz. Şimdi düz zemine yazmak her zaman daha kolay. O yüzden öncelikle düz zeminlerde yazarak başlıyoruz. Düz zeminlerden sonra bardak tabak gibi eğimli zeminlere geçiyoruz. Mesela bu düz bir zemin. Bu kağıtları kursiyerleriniz kendileri mi temin ediyorlar efendim? Kendileri de temin edebiliyorlar. Toplu olarak sipariş de verebiliyoruz. Ya da mesela Ebru kursuna gidip Ebru öğrenip yaptıkları Ebru'nun üzerine de yazabiliyorlar. Ebru üzerinde de çok şık durabiliyor. Evet efendim. Mesela ben sizin isminizi örnek olarak yazayım. Tabii efendim, çok teşekkür ediyorum. Aslında çok kolaymış gibi görünüyor ama çok zorlukları evet, olan bir... Evet, yazarken herkes kolaymış bu, yaparım diyor ama daha sonra işin ciddiyetini görüyorlar. Biraz basit bir yazım yapacağım. Çok uzatmamak için. Basit yazımı bile gerçekten harika görünüyor. Teşekkür ederim. Basit bir örnek oldu. Evet hocam, isterseniz seyircilerimize ben bir göstereyim yazdığınızı. Çok teşekkür ediyorum. Çok zarif oldu. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık hocam. Rica ederim. Peki bu kaligrafi hangi zeminlere uygulanabiliyor kağıttan başka? Kağıttan başka hangi zeminlere olabiliyor? Porselen bardaklara, cam bardaklara, porselen tabaklara, ahşap zeminlerimiz var mesela burada örneklerde olduğu gibi. Evet. Ahşap zeminlere uygulanabilir. Ayna üzerine yazılabilir. Ya yani aklınıza gelebilecek her türlü zemine yazılabilir. Yazılabilir. Peki porselenlerin üzerine uyguladığımız zaman fırınlamamıza gerek kalıyor mu? Gerek var mı? Porselenlerin üzerine yazdığımız zaman biz genelde sprey vernikle sabitliyoruz. Sprey vernikle sabitledikten sonra kalıcı olarak kullanabiliyoruz. Evet. İsterseniz porselene geçelim hocam. Onu da gösterelim seyircilerimiz için. Bu porselen tabağımızı ben önceden resimledim. Süslemesini değişik şekillerde yapabiliyoruz yine aynı şekilde. Bunu örnek yazarken de günümüzün sorunlarından dolayı maalesef mesajımızı verecek şekilde yazalım. Bu kalemleri kaç numara oluyor hocam? Bunlar bunlarda numara yok. Bunlar her rengi aynı numarasız şekilde. Ama Aynen. Kalın uçlu kalemlerimiz. Kalın uçlu. Daha kalın. Daha kalıcı. Çok hoş görünüyor. Yine basit yazıyorum biraz daha vakit kaybetmemek için. Evet hocam, isterseniz gösterelim seyircilerimize. Evde kal yazdı Seher hocamız. Sağlığımız için bütün Aksaray'ın evde kalması gerektiğini söylüyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Rica ederim. Seher hocamız kaligrafi nedir, aşamaları nelerdir onları anlattı. Bu sanatı öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza faydalı anlatımlarda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. İyi ki geldiniz hocam. Çok sağ olun. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.